İyi akşamlar saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Türkiye televizyonlarının en çok kazandıran bilgi yarışması Miras'a hoş geldiniz. 6 yeni yarışmacımız ve dünkü şampiyonumuzla huzurlarınızdayız. Eğer Miras'ın heyecanına ortak olmaya hazırsanız ekranlarınızın başında işte Miras başlıyor. Bir numarada Sayın Rıdvan Erdinç bu akşam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Rıdvan Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nereden gelirsiniz Rıdvan Bey yarışmamıza? Balıkesir'in Gönel ilçesinden geliyorum. Gönel'den geliyorsunuz. Evet. Ne güzel. Kaplıcalar duruyor mu yerinde efendim? Evet, çok güzel. Turistik kaplıcalarımız var. Evet. Sizi de bekleriz. İnşallah. Ben ara sıra geliyorum ama daha gençlik yıllarımda gelirdim. Aslında şimdi gelmek lazım belki. Tabii, ortaya. Neyle uğraşıyoruz efendim Gönen'de? Ben Gönen Devlet Hastanesi hastane müdürüyüm. Ne güzel. Hala var mı kuyruklar hastanelerimizde Rıdvan Bey? Efendim, Sağlık Bakanlığımız son günlerde sağlıkta dönüşüm projesi altında kuyrukları azaltma. Evet değil mi? Özel hastaneler de devreye girdi çok artık. Çok güzel çalışmalar yapıyor. Bizi de bu çalışmalara katıyor efendim. Peki Rıdvan Bey başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. İşte bu akşam Miras'ın ilk sorusu Rıdvan Bey için geliyor. Film gereği bir oyuncunun ten renginin yeşil olması gerekirse sette kim bu dönüşümü gerçekleştirebilir? Kuaför mü, diğeri mi? Diğeri. Diğeri Makgözlü. Doğru cevapta Makgöz. İyi başladık. Hep böyle gitsin inşallah. Sağ olun. İşte iki numarada Sayın Sümer Tunçay bizlerle birlikte. Sümer Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nereden geliyorsunuz? Nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan. Ankara'dan evet. Katılıyorsunuz. Başkent'ten geldiniz. Başkent. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz ederim. Sümer Hanım. Ne yaparsınız? Bir meşgale, bir iş, bir şey var mıdır yoksa? Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Ne güzel. Klasik Batı müziğini çok seviyorum. Ayrıca yapma bebek çalışmalarım var. Yapma bebek çalışmalarınız var. Evet. Bunları sergiler misiniz ya da satar mısınız? Henüz sergileyemedim. Henüz, ama sergileyelim ama artık. O. Sergileyelim. Evet. Hacettepe Üniversitesi Fransız Filolojisi mezunusunuz. Evet. Ve yapma bebekle uğraşıyorsunuz. Evet. Peki kimle geldiniz Sümer Hanım yarışmaya? Kardeşimle geldim. Kardeşinizle geldiniz. Evet. Hoş geldiniz efendim. Mikrofonu yakın tutalım. İsminiz nedir efendim? Sibel Aybars. Sibel Hanım. Evet. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşsiniz. Üç kardeşsiniz. Evet. Bir de erkek mi var? Erkek kardeşimiz var. O sizden küçük müdür, büyük müdür? Küçüktür. Daha küçük o. Hı-hı. Peki Sümer Hanım'la nasıl aranız? Kız kardeşler benim bildiğim bazen çok böyle sıcak olurlar ama bazen de birbirleriyle böyle didişirler hani tırnak içinde ama artık... Gençliğimizde daha çok dövüşürdük, şimdi daha çok sevişiyoruz. Şimdi daha çok yakınlaşıyor insan birbirine değil mi? Peki başlayalım mı Sümer Hanım? Evet. İşte gelsin Sümer Hanım'ın ilk sorusu. Dünyaca ünlü kukla dizisi The Muppet Show'un kurbağa karakterinin adı nedir? Miss Piggy mi, diğeri mi? Kermit. Diğeri Kermit'ti. Doğru cevapta Kermit. Tebrik ediyorum. Bu oyunda eğer doğrudan cevabı değil de diğeri diye verirseniz daha çok sevineceğim. Ve Zafer Bey'deyiz. Üç numarada Sayın Zafer Ergiş'i bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Zafer Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sağ olun. İstanbul'dan katılıyorsunuz. İstanbul Kartal'dan katılıyorum. Kartal'dan katılıyorsunuz. Evet. Nedir mesleğimiz Zafer Bey? Mesleğim bir kamu kuruluşunda mühendisim. Mühendissiniz. Evet. Ne mühendisiyiz efendim? Tütün eksperiyim. Tütün eksperisiniz. Çok güzel. Evli misiniz efendim? Evliyim. Var mı çoluk çocuk Zafer Bey? İki çocuğum var. İki çocuğunuz var. Maaşı nedir isimleri? 4 yaşında küçük olan Batuhan. Batuhan. 8 yaşında büyük olan Furkan. Furkan ne güzel. Allah bağışlasın. Zafer Bey başlayalım efendim. Başlayalım. Başlayalım. Hadi gelsin Zafer Bey'in de ilk sorusu. Danslı ve özel giysili gece eğlencesi. Gala mı, diğeri mi? Diğeri. Diğeri baloydu. Doğru cevap da balo tabii, tebrikler. Gala daha ziyade ilk gösterimlerde kullandığımız bir terimdi. Ve 4 numara Sayın Erol Cebeci. Erol Bey çok sert bakıyorsunuz bana. Hoş geldiniz Hoş önce. Bulduk, nasılsınız efendim? Sağ olun. Nereden geliyorsunuz? Ben de Kartal'dan geliyorum. Kartal'dan siz de. Evet. Birbirinizi tanıyorsunuz. Tesadüf. Yok. Kartal ama çok büyük ilçelerinden biri İstanbul'umuzun. Siz neyle uğraşıyorsunuz Erol Bey? Ben dış ticaret sorumlusuyum. Dış ticaret sorumlusunuz. Evet. Ne yaparsınız bu dış ticaretten vakit bulursanız? Mizah yazarlığı yapıyorum ama. Mizah yazarlığı yapıyorsunuz. Evet. Gönderir misin dergilere falan yoksa? Evet, mizah sitelerinde yayınlanıyor. Yayınlanıyor. Zaman ne güzel zaman ya. Yazarlık yapıyorum. Evet. Ne güzel. Biz daha sonra ismini verin de okuyalım. Merak ettim ben. Mizah çok meraklıyım çünkü. Peki bakalım bu soru sizin acaba meraklı olduğunuz bir alandan mı gelecek? İşte Erol Bey'in ilk sorusu. Radyo veya televizyonda yayımlanan komik kısa oyunlara ne denir? Skeç mi, diğeri mi? Skeç. Diğeri vodvildi. Doğru cevap skeç tabii, bravo. Hani seçseniz, tercih etseniz bilebileceğim bir soru olsun diye herhalde bu denk gelirdi. Ne güzel oldu. Peki bir başka yarışmacımız Sayın Murat Kaya 5 numarada bizlerle birlikte. Murat Bey hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
Teşekkürler, siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Nereden geliyorsunuz? Sivas'tan geliyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl Sivas? Soğuk. Neresindesiniz Sivas? Merkezdeyim. Merkezindesiniz. Sivas soğuktur zaten. Evet. Hep anlatılır ya, gerçi Erzurumlular biraz kendilerine göre çevirir. Sivaslılar da kendilerine göre çevirip anlatırlar ya. Evet. Hani sormuşlar soğuğa, nerelisin? Erzurumluyum ama Sivas'ta otururum diye cevap vermiş, evet, derler. Özellikle sabah saatlerinde gerçekten çok soğuk oluyor Sivas. Peki neyle uğraşıyoruz efendim? 112 acilde sağlık memuru. Sağlık memurusunuz 112 acilde, çok da önemli bir vazifedesiniz. Evet. Peki vakit kalırsa, o işten çok da vakit kalmaz insana ama ne yaparsınız? Vakit kalırsa kitap okuyorum. Kitap okursunuz. Sık sık. Sivas'tan yalnız mı geldiniz efendim? Arkadaşım buradan katılıyor. Buradan arkadaşınız. Ona da merhaba diyelim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin isminiz ne? Ahmet Gökçen. Ahmet Bey, siz de Sivaslı mısınız? Hayır, ben Kayserili'yim. Kayserilisiniz. Siz neyle uğraşıyorsunuz? Ben avukatlık yapıyorum serbest. Murat Bey'in İstanbul'daki arkadaşlarından, evet, birisiniz. Onu misafir ediyorsunuz. Misafir ediyoruz. Umarım bu akşam cebi dolu misafir edeceksiniz. İnşallah. Hadi bakalım. İşte Murat Bey'in ilk sorusu. Bu olay karşısında parmak ısırdım diyen biri hangi hissi yaşamıştır? Korku mu, diğeri mi? Diğeri. Diğeri şaşkınlıktı. Doğru cevap da şaşkınlık. Tebrik ediyorum. 6 numara Sayın Çetin Danış. Bizlerle birlikte 6 numaralı masada. Çetin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkürler. İstanbul'dan katılıyorsunuz. Mesleğimiz nedir Çetin Bey? Diş hekimiyim. Diş hekimisiniz. Evet. Kaç yıl oldu? 20. 20. yıl. Evet. Oo, bayağı iyi. Kendi özel muayenehane, evet, var, hastane. Muayenehanecilik yapıyorum ben. Var. Neresinde İstanbul'un? Üsküdar. Üsküdar'da. Evet. Benim oturduğum semtte, evet, de. Kanaat Lokantası'nın ilerisinde. Neresinde efendim? Kanaat Lokantası. Kanaat Lokantası'nın, evet, orada. Ben her gün Kanaat Lokantası'ndayım zaten. Her gün değil de en azından her gün önden geçiyorum da. Her gün giremiyorum tabii. Bona param yetmiyor ama, evet, fırsat buldukça giriyorum. Peki Çetin Bey, ne yaparsınız hekimliğin dışında vakit bulursanız? Sporla çok ilgileniyorum. Mesela? Masa tenisi. Masa tenisi. Evet, basketbol. Ne güzel. Hem oynuyorum hem seyretmekten zevk alıyorum. Aynı, ben de altına imzamı atıyorum. Ben de çok seviyorum her iki sporu da. Peki bakalım bu soruyla bir alakamız var mı? İşte Çetin Bey'in ilk sorusu. Hangisi bir kelebek türüdür? Pervane mi, diğeri mi? Pervane. Diğeri peygamber devesiydi ama doğru cevap pervane tabii. İyi gidiyoruz. Ve 7 numarada Sayın Engin Küçük Özdemir bir kez daha bizlerle birlikte. Son 2 mi 3 mü kaç oldu şampiyonluk? 5 oldu galiba. 4 ya da 5. Bu 4. ya da 5. katılış. Bu 5. yarışma. 5. katılış. Yani. Son 2 yarışmada size 5000, 10.000 yeteri, evet, 10 milyarlar ödeme yaptık. Evet. Ve bir kez daha son şampiyonumuz bizlerle birlikte. Kısaca bir hatırlayalım. Kimdi Engin Bey, ne yapardı? Elektrik mühendisiyim. Bir firmada satış sorumlusu olarak görev yapıyorum. Peki. Başlayalım mı? İşte Engin Bey'in ilk sorusu. Yapıştırıcıya ihtiyacımız olduğunda hangisini kullanabiliriz? Kedi balı mı, diğeri mi? Diğeri. Diğeri kehribar balıydı ama bizim istediğimiz cevap kedi balı olacaktı. Olmadı. Erik kayısı gibi ağaçlardan sızan bir çeşit zankmış efendim kedi balı. Kehribar balı ise sarı ve saydam bala verilen isimmiş. Bu Engin Bey'in ilk yanlışı ve bu akşamın ilk sarı alarmı Engin Bey için, son şampiyon için geliyor. Biraz daha dikkatli olacağız Engin Bey diyelim. Hemen döndük Rıdvan Bey'e, işte onun yeni sorusu şimdi karşımızda. Hangi hayvan şap hastalığına yakalanabilir? Tavuk mu, diğeri mi? Diğeri. Diğeri sığırdı. Doğru cevap da sığır. Tebrik ediyorum. Şap hastalığı sadece bildiğim kadarıyla sığırlarda görülen bir rahatsızlık, bir hastalık. İşte Sümer Hanım'ın sorusu. Lokantada listeden seçerek yediğimiz yemek alakart mı, diğeri mi? Alakart. Diğeri tabildottu ama doğru cevap alakart. Tebrik ediyorum, ya da alakart. Tabildot ise ne verirlerse onu yeme, değil mi? Öyle de izah edilebilir yani. Belirlenmiş olan yemek menüsüne de tabildot diyorduk. Peki Zafer Bey'in sorusuna bakalım. New York kentinde Brooklyn'i Manhattan adasına bağlayan 19. yüzyılın mühendislik harikası sayılan köprü Golden Gate Köprüsü mü, diğeri mi? Golden Gate Köprüsü. Diğeri Brooklyn Köprüsü'ydü. İstediğimiz cevap da Brooklyn Köprüsü olacaktı. Olmadı Zafer Bey. 1883'te inşa edilmiş. Manhattan ve Brooklyn'i birbirine bağlayan bir tarihi köprüymüş bu. İlk yanlışı Zafer Bey'in. Bir sarı alarmda şimdi Zafer Bey'e geliyor. Biraz dikkatli olacağız. Hemen dönüyorum Erol Bey'e. İşte onun yeni sorusu. Bir olayı ileri sürenle inkar edenin karşı karşıya gelerek sözlerini tekrarlaması. Yüzleşme mi, diğeri mi? Diğeri. Diğeri hesaplaşmaydı ama bizim istediğimiz cevap yüzleşme olacaktı. Olmadı. Bir sarı alarmda şimdi Erol Bey geliyor. Bundan sonra Erol Bey de biraz daha dikkatli olacak. Ne olduk yarışmacılarımız, değerli misafirler, birden sararmaya başladık hepimiz. Takır takır biliyorduk. Murat Bey.
Sivas'tan gelen Murat Bey. Hazır mıyız efendim? Hazırız 112 efendim. Acil Murat Bey. Geliyor soru efendim. Buyurun. Bir borca teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla verilen değerli şey icra mı diğer mi? Diğer, rehin. Diğeri rehindi. Doğru cevap da rehin. Bravo. Hukukta borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme diye de bir tanımı varmış. Onu da buradan iletmiş olalım ve geçelim Çetin Bey'in sorusuna. Parmaklarımızı kapatırsak elimizin aldığı şekil ne olur? Karış mı diğeri mi? Diğeri. Diğeri yumruktu. Bir bakalım. Kapatınca böyle kapatıyoruz. Yumruk doğru cevap tabii. Tebrikler. Engin Bey'in yeni sorusu geliyor. Hangisini bulunduğu toplulukta sivrilen birini tanımlarken kullanabiliriz? Mütemayiz mi diğeri mi? Diğeri. Diğeri mütemayildi ama doğru cevap mütemayiz olacaktı. Olmadı Engin Bey. Eski dilde kullandığımız iki kelime bu mütemayil istekli görünen anlamındaydı. Hani eğilimi olan, meyli olan manasında. Mütemayiz ise kendini gösteren anlamındaydı. Son şampiyonumuz. Ne oldu? Kırmızı alarm oldu Engin Bey. Bu akşam böyle erken bir düelloyla yüz yüze geliyoruz. Olsun ama henüz her şeyin sonu değil. Şimdi Engin Bey kendisi dışındaki 6 yarışmacımızdan birini akşamın ilk düellosu için tercih edecek. Bakalım Engin Bey kimi seçiyor? Zafer Bey. Zafer Bey olsun dedi. Hemen dönelim biz de o zaman Zafer Bey'e. Zafer Bey halbuki şöyle bir bakıyorum hani boy olarak da sanki en kısa değil mi? Ya çok fazla farklılar yok ama hani hemen göze batacak bir yarışmacı değilsiniz ama çok karşısındasınız Engin Bey. Karşı belki ondan denk geldi. İlk düelloyu sizinle oynayacağız. Evet. Hazır mıyız efendim? Biliyorsunuz tek soru 30 saniye cevaplama süreniz var. Hazırsanız başlayalım mı? Peki önce soralım ama A, B ya da C hangisini tercih ediyorsunuz? B olsun. B olsun. Gelsin bakalım B'deki düello sorusu. Dünyaya en yakın yıldız hangisidir? Görelim. Güneş, Ay, Mars. Mars. Mars dedi Zafer Bey. Peki... Dünyaya en yakın yıldız acaba hangisi? Değerli izleyenler, sevgili konuklar, akşamın ilk düellosu Zafer Bey ve Engin Bey arasında gerçekleşti. Zafer Bey'e dünyaya en yakın yıldızı sorduk. Aldığımız Mars cevabıyla bu akşam bizlere veda eden, aramızdan ayrılan ilk yarışmacımız kim oluyor acaba? Zafer Bey oluyor çünkü doğru cevap Güneş olacaktı, olmadı. Mars ve Ay birer yıldız değildi. Ve böylece Zafer Bey'in 50.000 YTL'si Engin Bey'in 50.000 YTL'sinin üstüne ilave oluyor. Engin Bey 100.000 YTL ile yola devam ediyor. Sayın Zafer Ergiş ile ise vedalaşma vakti. Önce Zafer Bey'e veda edeceğiz bu akşam. İyi başladık. Aslında doğru cevaplar da veriyordunuz ama düelloya seçilince ve yanlış cevap gelince de vedalaşacağız. Umarım bizleri iyi hatırlarsınız. Daha doğrusu umarım bizleri hatırlarsınız. Hatırlarım. Buna katkıda bulunmak için bir minik armağanımız var. Sevgili arkadaşım size bir kitap armağan edecek. Kabul buyurmanız dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Alkışlar ederim. Zafer Bey için efendim. Sizi böyle alıyorum. Değerli izleyenler, sevgili konuklar, ilk oyunumuz sona erdi ve şimdi aldım verdim başlayacak. Bakalım aldım verdimde ne olacağını şimdi hep birlikte göreceğiz. İşte aldım verdim başlıyor. Rıdvan Bey sizinle başlayacağız. Gönen Devlet Hastanesi değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet, Gönen evet, Devlet Hastanesi müdürü. Rıdvan Bey ile başlayacağız aldım verdime. İşte ilk soru onun için şimdi geliyor. Diploma töreninde Hipokrat yemini eden bir öğrenci... Hangi mesleğe başlamak üzeredir? Aldım. Mühendislik seçeneği açık, 2-3 kapalı. Alıyor musunuz efendim? Alıyorum. Çok heyecanlandınız efendim soru Hayır, karşısında. Hayır, bildiğim için. Peki buyurun efendim söyleyin. Doktorlar. Doktorluk ya da doktorlar dedi Rıdvan Bey. Peki bakalım 2'de ne var? Öğretmenlik 3'te ne var? Doktorluk var. Doğru cevap tabii ki doktorluk. Eski Yunan ve hekim Hipokrates'in geliştirdiği sanılan bir yemin idi değil mi? Hipokrat evet, yemini. Efendim, evet peki. Sümer Hanım sizdeyiz efendim. İşte geliyor soru. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bir romanına da konu olan ve altında yapılan izdivaçla anılan gök cisimi. Meteor seçeneği açık, 2-3 kapalı. Alacak mısınız efendim? Alacağım. Peki ben de cevap istiyorum sizden. Kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldız dedi Sümer Hanım. Bakalım 2'de ne var? Kuyruklu yıldız var. 3'te ne var? 3'te de asteroid var. Doğrusu hangisi? Kuyruklu, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç tabii. Tebrik ediyorum.
Çok da eğlenceli bir romanı da Hüseyin Rahmi'nin. Hüseyin Rahmi'nin zaten romanlarının çoğu çok keyifli, eğlenceli romanlar. Konuşan Türkçe'yi en iyi kullanan yazarlarımızdan biriydi. Bakalım Erol Bey'in sorusuna. Yeni türkü grubunun Telli Telli adlı şarkısında adı geçen kuş. Serçe seçeneği açık, 2-3 kapalı. Alıyorum. Ben de cevap istiyorum. Turna. Turna dedi Erol Bey. Bakalım 2'de kırlangıç, 3'te turna seçenekleri var. Nasıldı şarkı, hatırlar mısınız? Hatırlıyorum. Söyleyebilir misiniz biraz? Mırıldanabilir misiniz? Yani? Sadece bu kısmı o telli kısmı. Telli telli şu telli turna diye gidiyordu. Evet, şu telli turna diye gidiyor tabii. Doğru cevap turna olacaktı. Türk folklorunda belki de türküler en çok konu olmuş kuşlardan biridir değil mi? Siz bir Sivaslı olarak buna şüphesiz çok daha yakınsınızdır. Çünkü Sivas dediniz mi türkülerin vatanı olan birkaç kentimizden biri. Bir kere önce Aşık Veysel böyle hemen bir sivriliyor Sivas'la birlikte. Bakalım Murat Bey'in sorusunda ne var? Ergenekon destanında Göktürkler hangi hayvanın ayak izlerini izleyerek kurtulmuşlardır? Görelim seçenekleri. Özür dilerim, aslan seçeneği açık, 2-3 kapalı. Alıyorum efendim. Alıyorsunuz efendim. Peki buyurun efendim, ben de cevap istiyorum. Kurt. Kurt dedi Murat Bey. Bakalım 2'de ne var? 2'de kurt var, 3'te kaplan var. Türklerin türeyişlerini ve çoğalmalarını konu alanda bir efsane bu. Hangi hayvandı o peki? Kurt muydu? Kurttu tabii elbette. Tebrik ediyorum. Üstelik de bir boz kurttu galiba değil mi Murat Bey? Peki Çetin Bey'in sorusuna bakalım. Halk arasında havayı, suyu ve toprağı ısıttıklarına inanılan cemrelerin düşüşü hangi mevsimin müjdecisidir? Sonbahar seçeneği açık, 2-3 kapalı. Alıyorum. Peki cevap istiyorum efendim. İlkbahar. İlkbahar dedi Çetin Bey. Bakalım 2'de ne var? 2'de ilkbahar var. 3'te de kış var. Doğrusu hangisi? Doğrusu tabii ki ilkbahar, tebrik ediyorum. Önce havaya, sonra suya, sonra toprağa düşüyor değil mi? Önce havaya. Önce havaya, sonra karaya, sonra suya. Önce havaya, sonra toprağa, sonra suya. Evet. Size inanacağız artık Rıdvan Bey. Hiçbirimiz tam olarak bilmediğimize göre sizin bu sıralamanızı doğru kabul ediyoruz. Teşekkür Bakalım ederim. Engin Bey'in sorusuna. Kral Arthur efsanesinde Arthur'un çocuk denecek yaştayken saplandığı yerden çıkarttığı kılıcın adı nedir? Anduril seçeneği açık, 2-3 kapalı. Pas diyorum. Pas dedi Engin Bey. Peki pas deyince ben de hemen döndüm Rıdvan Bey'e. Rıdvan Bey, sizin için 2 ya da 3'ü açabilirim. 2 ya da 3 numaralı seçeneği açtırabilirsiniz. 2. 2'yi açalım. 2'de ne var? Narsil var. Artık bir cevap vereceksiniz. Narsil. Narsil dedi Rıdvan Bey. Peki 3'te ne vardı? 3'te de Excalibur seçeneği vardı. Bir diğer efsaneye göre Arthur'a bu kılıç göl kraliçesi tarafından verilmiş. Ama hangi kılıç verilmiş? Excalibur olacaktı, doğru cevap olmadı. Ve Rıdvan Bey'in ilk yanlışı oluyor. Bir sarı alarm şimdi Rıdvan Bey için gelecek. Bundan sonra biraz daha dikkatli olacağız Rıdvan Bey. Dönelim Sümer Hanım'a, işte onun yeni sorusu. Film çekilirken başrol oyuncusunu tehlikeye sokacak bir sahne olursa yerine kim rol alır? Suflör seçeneği açık, 2-3 kapalı. Dublör. Dublör dedi Sümer Hanım. Soruyu aldı ve bize bir cevap verdi. O cevap da dublör. 2'de ne var? 2'de dublör var. 3'te rejisör var. Doğrusu hangisi? Dublör. Doğrusu tabii ki özel ve tehlikeli sahneler için oyuncunun yerine geçen kişi olan dublördü. Tebrik ediyorum. Hemen döndüm Erol Bey'e. İşte onun sorusu geliyor. Özellikle sağlıkla ilgili kuruluşlarda elektrikler kesildiğinde devreye girmesi beklenen büyük elektrik üretici. Trafo seçeneği açık, 2-3 kapalı. Alıyorum. Ben de bir cevap istiyorum. Jeneratör. Jeneratör dedi Erol Bey. Bakalım 2'de ne var? 2'de jeneratör var. 3'te ne var? 3'te de sigorta var. Peki doğrusu hangisi? Doğrusu mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren jeneratör olacaktı tabii, tebrikler. Çok iyi gidiyoruz. Murat Bey'in yeni sorusuyla devam ediyor aldım verdim. Eğilmiş ve biri ötekinin arkasına tutulmuş birkaç kişinin üzerinden atlayarak iki grup halinde oynadığımız oyun. Görelim. 1'dir 1 seçeneği açık, 2-3 kapalı. Alıyorum. Alıyorsunuz efendim. Ben de cevap istiyorum. 1'dir 1. 1'dir 1 dedi Murat Bey. Peki bakalım 2'de ne var? 2'de dev cüce seçeneği var. 3'te uzun eşek seçenekleri var. Tek kişinin üstünden atlanarak oyuna 1'dir 1 diyoruz ama bu çoklu olduğu zaman uzun eşek olacaktı. Olmadı. Bu da Murat Bey'in ilk hatası. Şimdi bir sarı alarmda bizi çocukluk yıllarımıza götüren bu soruyla birlikte Murat Bey geliyor. Biraz daha dikkat Murat Bey diyelim. Bir de çelik çomak vardır. Sivas'ta oynarlar mı Murat Bey? Benim memleketim Kayseri efendim. Benim Sivas nereden çıktı efendim? Biz Sivas orada çalışıyoruz. Orada doyduğumuz yer. Siz. Doğduğumuz yer farklı. Doyduğumuz yer farklı. Kayseri. Kayseri esas Develi. Memleketiniz. Kayseri.
Ama Sivas'ta çalışıyorsunuz. Evet. Ama çok yakındır Sivas. Yakın. Çelik Çomak ve Uzun Eşek'te çok oynadık yani. Evet. Şey peki. Bakalım mı Çetin Hocam soruya? Bakalım. Hadi bakalım gelsin. 18'in 1 bölü 9'unun karesi kaçtır? 4 seçeneği açık, 2-3 kapalı. Alıyorum. Cevap istiyorum ben de. 4. 4 dedi Çetin Bey. Yaptınız mı hesabı? Evet. Bakalım seçeneklere. 2'de 3 var. 3'te 2 var. 18'in 1 bölü 9'u yani 18'i 9'a bölersek 2 oluyor. 2 kere 2 4. Doğru cevap. 4 tabii o zaman. Bravo. Tebrikler. Ben bile yaptım yani ki. Ama ben tabii 3-4 dakikada ancak yapabiliyorum matematik sorularını. Engin Bey'deyiz işte onun sorusu. Çektirdiğimiz fotoğrafta yüzümüzdeki pürüzlerin çıkmaması için fotoğrafçıdan istediğimiz baskı öncesi düzeltme. Rölyef seçeneği açık, 2-3 kapalı. Alayım soruyu. Peki, ben de rötuş. Rötuş dedi Engin Bey. Bakalım 2'de pozitif var, 3'te rötuş var. Doğru cevap rötuş olacaktı, bravo. Rölyef'in sözlük anlamı da yükselti demekmiş. Onu da bu arada kısaca hatırlamış olalım Rıdvan Bey'in sorusunun öncesinde. Ama şimdi sıra Rıdvan Bey'in sorusunda. Hangi film sinema tarihinin en fazla seyirci ve hasılat rekoruna sahiptir? Matrix 1 seçeneği açık, 2-3 kapalı. Alıyorum. Peki ben de bir cevap istiyorum. Matrix. Matrix dedi Rıdvan Bey. Bakalım 2'de 3'te ne var? 2'de Titanic var. 3'te Yüzüklerin Efendisi 3 var. 1997 yapımı bir filmmiş bu. 1.8 milyar dolar hasılat yaparak tüm zamanların rekorunu kırmış hangi film? Titanic olacaktı. Olmadı Rıdvan Bey. Doğru cevap Titanic'ti ve bu Rıdvan Bey'in ikinci hatası bu oyundaki sarı alarm kırmızıya dönüşüyor. Şimdi elenme riskiyle karşı karşıya olan yarışmacımız Rıdvan Bey. Ve Rıdvan Bey kendisi dışındaki değerli yarışmacılarımızdan birini düello için tercih edecek, davet edecek, seçecek. Acaba o kim olacak? Murat Kaya. Murat Kaya olacak dedi Rıdvan Bey. Belirlemiş önceden, hazırlıklıydı Rıdvan Bey, Murat Bey, öyle hissettim ben. Yani. Aynı alanda olduğumuz için herhalde. Öyle mi? 112 acil gönen hastane midir? Yani. Ama aynı alandaki insanlar birbirlerini tutarlar diyebilirim ben ya. Diş hekimi arkadaşımız da var. Bir evet. Bizim sektörde ayaklarını çekerler birbirlerine ama hayret yani. Peki bir de diş hekim var aramızda, evet bugün iyi yani, sağlık problemimiz yok. Peki Murat Bey, kurallarımızı biliyorsunuz, 30 saniye süremiz var, hazırsanız hazırla, başlayacağım. Tamam. Önce hemen soralım. A, B ya da C. Hangisini tercih edeceksiniz efendim? C'deki soru. C'deki soru gelsin bakalım Murat Bey için. Ayının 40 türküsü var. 40'ı da ahlat üstüne. Atasözündeki ahlat nedir? Görelim. Balık, armut, bal. Armut cevabını veriyor. Armut cevabını verdi Murat Bey. Ayının 40 türküsü var. 40'ı da ahlat üstüne. Atasözündeki ahlat armuttur dedi Murat Bey. Peki. Değerli izleyenler, sevgili konuklar, Rıdvan Bey ve Murat Bey arasında gerçekleştirdiğimiz düelloda ahlat nedir diye sorduk. Atasözünde geçen ahlatın anlamını sorduk. Murat Bey'den aldığımız armut cevabıyla bu akşam aramızdan ayrılan bir diğer değerli yarışmacımız. Rıdvan Bey oluyor çünkü armut doğru cevaptı. Ve böylece Rıdvan Bey'in 50.000 YTL'si, Murat Bey'in 50.000 YTL'sinin üstüne ilave oluyor. Murat Bey 100.000 YTL ile yoluna devam ediyor. Yolu açık olsun diyelim. Hemen dönüyorum Rıdvan Bey'e. Çok iyi başladık hocam, iyi de götürüyordunuz ama ne oldu? İki yanlış olunca. Daha sonradan sorulan sorular biraz bilgim dışına kaydı. Evet, biraz sanki öyle denk geldi bence, evet. Yoksa çok başarılıydınız ama olsun, evet. Sağlık olsun. Biz sizinle tanışmaktan çok mutlu olduk. Umarım ben siz de Gönen'e döndüğünüzde bizi unutmazsınız. Tabii efendim. Diye umuyorum ve size buna katkıda bulunmak için bir de armağanımız olacak. Değerli arkadaşım o kitabı şimdi size teşekkür takdim ederim, ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ alkışlarla Rıdvan Bey'i uğurluyoruz efendim. Çok teşekkürler. Buyurun efendim. Siz de böyle buyurun. Değerli izleyenler, sevgili konuklar, işte iki oyun sona erdi. Sırada üçüncü ve mirasın hızlı oyunlarından biri var. Doğru mu yanlış mı oynayacağız? Ve işte doğru mu yanlış mı başlıyor. Sen dönmem kalbini yerinden, ömrünü elinden alırım, hiç hesapta yok.
Sümer Hanım böyle çok dingin, görmüş, geçirmiş, artık olayları bitirmiş. Ve biraz böyle kendini dışarı alıp artık onlara bakan bir hoş tavrınız var. Hep böyle misinizdir hayatta? Teşekkür ederim. Hep... Öyle olduğumu söylüyorlar. Öyle, bence öylesiniz, öyle görünüyorsunuz. Bir kere çok sakinsiniz. Umarım bu sakinliğiniz yarışmanın bütün akışında hep yanınızda olur ve size yardımcı olur. İşte ilk soru doğru mu yanlış mı da sizin için geliyor. 3 milyon 500 bin Türk lirası 35 yeni kuruş eder. Doğru mu yanlış mı? 3 saniye süremiz. Bir şey söyleyeyim. Pas edebiliyor muyum? Pas edemiyorsunuz. Süremiz de doldu. Keşke ya doğru ya da yanlış bir şey deseydiniz. Evet, yanlıştı. 1 milyon Türk lirası 1 YTL yani 100 kuruş edermiş. 3 milyon 500 bin Türk lirası ise 350 yeni kuruş edermiş. Evet. Bunu hepimiz hesabına alışamadık. Evet, hepimiz alışamadık ama alışacağız inşallah. Bir sarı alarm geliyor Sümer Hanım için. Biraz dikkatli olalım Sümer Hanım diyelim ve Erol Bey'e dönelim. İşte onun sorusu. Kuzeybatının ters istikameti güneydoğudur. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğrudur tabii. Evet. Tebrik ediyorum. Murat Bey'le devam ediyoruz. İşte onun bu turdaki ilk sorusu şimdi açılıyor. Uluslararası Para Fonu Dünya Bankası'nın diğer adıdır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış tabii. Uluslararası Para Fonu IMF, Dünya Bankası, World Bank olacak. İyi, tebrik ediyorum. Çetin Bey'in sorusuna bakalım. Japonların en sevdiği yemeklerden olan sushi, orkinos balığından yapılır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Olmadı, doğruymuş Çetin Bey. Orkinostan yapılırmış. Bu yanlış cevabı size bir sarı alarma mal oldu. Yediniz mi efendim sushi? Yedim ama bilmiyordum hangi balıktan. Ben yemeğe gayret ettim, beceremedim. Ben de sevmedim. Sonunu getiremedim. Birkaç kez denedim. Peki. Ama ben de sevmedim. Biraz dikkatli olacağız Çetin Bey. Sarı alarm geldi. Son şampiyon Engin Bey'in ilk sorusu bu oyundaki. Bütün işçi arılar erkektir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Yanlış, olmadı. Erkek arılar kısa ömürlüymüş ve sadece kovanın güvenliğinden sorumluymuşlar. Arılar, bak arılar dünyasında da erkekler kısa ömürlü Engin Bey. Nasıl olacak bu işler? Üreme mevsiminde kraliçe arıyla çiftleşirlermiş ve işçi arılar kısır dişi arılarmış. Dünyanın en enteresan yaratıklarından, mahluklarından biridir arılar. Bilmiyorum, inceleme imkanı buldunuz mu? Çok farklı bilgiler var onlarla ilgili. Engin Bey böyle hiç dinlemiyor. Sarı alarmın derdine düşmüş durumda. İşte ilk sarı alarmı bu oyundaki Engin Bey için geliyor. Biraz daha dikkatli olacağız Engin Bey. Dönüyoruz Sümer Hanım'a. Onun bir sarı alarmı var ve yeni sorusu. Gece sefası yalnız geceleri çiçek açan bir bitkidir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğrudur tabii. Bir diğer ismi de akşam sefasıdır. Ne de güzel bir çiçektir değil mi? Çok. Gece sefası, akşam sefası. Erol Bey hazır mıyız efendim? Hazır. İşte geliyor soru. İyi yemekten anlayan kişiye gastronom denir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğrudur tabii. Evet. Tebrik ediyorum. Damak zevki olan, ağzının tadını da bilen kişi aynı zamanda gastronom. Murat Bey geliyor soru. Bucaş Antlaşması Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanmıştır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış efendim. Yanlış tabii. Ne? Tebrik ediyorum. Polonya ile 1672'de imzalanmış Bucaş Antlaşması. Çetin Bey'in sorusunu görelim. Gayri safi kelimesinin anlamı karışıktır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Olmadı. Doğruymuş Çetin Bey. Gayri safi milli hasıla deyince karışık milli hasıla anlamına mı geliyor? Bilmiyorum. Ama sözlük anlamı böyle kelimenin. Ve bu cevapla birlikte ikinci hatamız oldu Çetin Bey. Sarı alarm kırmızıya dönüştü. Çetin Bey de artık elenme riskiyle karşı karşıya olan bir diğer yarışmacımız. Ve şimdi bakalım düelloya acaba kimi seçecek, kimi davet edecek Çetin Bey? Murat Bey olsun. Murat Bey olsun, Murat Bey olsun. Olsun bakalım Murat Bey. Murat Bey bir kez daha bir düello daveti aldınız efendim. Başladım. Artık tecrübelisiniz de. Evet. Bakalım neler olacak, sizinle mi yoksa Çetin Bey'le mi yola devam edeceğiz, onu öğrenme zamanı. Önce soralım A mı, B mi, C mi? A olsun efendim. A olsun efendim. Peki gelsin bakalım A'daki düello sorusu. Adını sıkça fıkralarda duyduğumuz Bekri Mustafa hangisine düşkündür? Görelim. Paraya, karısına, içkiye. Bekri Mustafa paraya ve karısına düşkün olmayan, aksine içkiye düşkün olan tarihi bir karakterdir. Diyorsunuz. Evet. Peki Murat Bey içkiye cevabını verdi. 17. yüzyılda yaşamış değil mi? Evet. Yanlış bilmiyorsam Bekri Mustafa 4. Murat'ın zamanında döneminde yaşamış bir şahsiyet diye biliniyor.
Değerli izleyenler, sevgili konuklar, Murat Bey ve Çetin Bey arasında gerçekleştirdiğimiz düelloda fıkralardan tanıdığımız Bekri Mustafa en çok hangisine düşkündür diye sorduk. Aldığımız içkiye cevabıyla aramızdan ayrılan, bizlere veda eden bir diğer yarışmacımız Çetin Bey oluyor. Çünkü içkiye doğru cevaptı. Tebrik ediyorum Murat Bey'i. Ve Çetin Bey'in 50.000 YTL'si Murat Bey'in 100.000 YTL'sine ilave oluyor. Murat Bey 150.000 YTL'ye çıkarak 150 milyar lirayla yola devam ediyor. Dördüncü Murat'a karşı değil mi tepkilerini dile getiren ne de çok fıkrası vardır. Bekri Mustafa'nın. Çetin Bey iyi gidiyordu. Evet. Çok da başarılıydınız aslında. Teşekkür ama ederim. İşte yarışmanın evet. Formatı, kuralı. Sırayla vedalaşıyoruz sizin gibi değerli yarışmacılarımızla. Şimdi sıra sizde. Çok teşekkür ediyoruz sizinle tanıştığımıza. Ben de teşekkür ederim. Umarım bundan sonra hayatımızın belki bir başka safhasında yeniden yollarımız kesişir. İnşallah. Bir küçük armağanımız var bizi unutmamanız için. Sevgili arkadaşım onu takdim ediyor. Teşekkür ederim. Alkışlar. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, sevgili konuklar, işte bir oyunumuz daha sona erdi ama şimdi doğru mu yanlış mıdan sonra sıra Demir Leblebi'de. Bakalım burada neler olacak. Demir Leblebi başlıyor. Evet. İki yarışma üst üste bizden 5.000, 10.000 YTL kazanan Engin Bey ile başlayacağız Demir Leblebi'ye. Kurallarımızı biliyorsunuz ama çok kısa hatırlatıyorum. Önce seçenekleri göreceksiniz. İsterseniz soruyu alma hakkına, dilerseniz dilediğiniz bir yarışmacıya pas etme hakkına sahipsiniz. Başlayalım Engin Bey. Başlayalım. Gelsin bakalım Demir Leblebi'nin ilk seçenekleri Engin Bey için. Yaban, kaşağı, diyet. Alayım soruyu. Soralım. İnsan yaşamayan ıssız yer. Yaban. Yaban dedi Engin Bey ve doğru cevap da yaban. Çok iyi, tebrik ediyorum. Hemen döndüm Sümer Hanım'a. Sümer Hanım hazır vaziyet bekliyor. İşte onun seçenekleri açılıyor. Gecelik, pijama, eşofman. Alıyorum. Soralım. 19. yüzyıl sonlarında İngiliz sömürgecilerinin Hintlilerden görerek batıya getirdikleri erkek yatak giysisi. Pijama. Pijama dedi Sümer Hanım. Doğru cevapta pijama, bravo. Meğer bizim 40 yıllık 50 yıllık pijamamızın böyle bir Hintli geçmişi varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Artık bundan sonra pijamalarımızı giyerken sizin var mı efendim lacivert beyaz dikine çizgili? Yok. Benim var, ben babamdan görmüşüm, hala öyle giyerim. Çok güzeldir o, yani evde olduğunuz izlenimini alıyorsunuz çünkü. Lacivert beyaz olacak, dikine çizgili, tavsiye ediyorum. Görelim Erol Bey'in yeni seçeneklerini. Daha doğrusu bu turdaki ilk seçeneklerini. Tavşan, kurbağa, keklik. Alıyorum. Soralım. Eskiden düğün ve eğlencelerde dans eden erkeklere ne denirdi? Keklik. Keklik denirdi dedi Erol Bey. Ama olmadı, bizim istediğimiz cevap tavşan olacakmış. Köçeğin diğer adı da tavşanmış. Onu da sizin aracılığınızı öğrenmiş olduk Erol Bey. Ama bu bilgi size bir sarı alarma mal oluyor. İlk yanlışınızdı. Biraz daha dikkatli olacağız. Hemen dönüyorum Murat Bey'e. İşte onun seçenekleri şimdi açılıyor. Boz, flu, ala. Alıyorum. Soralım. Açık toprak rengi. Boz. Boz dedi Murat Bey. Doğru cevap da boz. Bravo. Engin Bey'in yeni seçeneklerini birlikte görüyoruz. Zürafa, fok, fil. Alayım soruyu. Soralım. Özellikle bacakların çok kalınlaştığı, üreme organlarının şişerek büyüdüğü hastalığın adı nedir? Fil. Fil dedi Engin Bey. Doğrudur. Fil hastalığıdır. Bravo. Sırada Sümer Hanım'ın yeni seçenekleri var. Şimdi onları görüyoruz. Sansar, çakal, köstebek. Alıyor. Soralım. Gizli servislerde çalışan ve içerideki bilgileri diğer ülkelere sızdıran insanlara verilen isim nedir? Köstebek. Köstebek dedi Sümer Hanım. Hatta filmi, romanı bile var. Doğrudur tabii köstebek. Yarışmacılarımız o kadar kendilerinden emin ki her dört yarışmacımız için de geçerli bu. Kimse kimseye soru pas etmiyor. Herkes kendi karnını kendi kesiyor deyim yerindeyse. Evet. Görelim mi efendim Erol Bey seçenekleri? Görelim. Hadi görelim. Antalya, Mersin, Adana. Ne yapalım? Pas eder misin? Soralım. Peki. Alalım. Hemen geliyor soru. Cennet ve cehennem obrukları nerededir? Mersin. Mersin dedi Erol Bey. Doğru cevabı da verdi. Mersin dedi tabii. Mersin'in Silifke ilçesinde değil mi Murat Bey? Peki. Görelim mi Murat Bey'in yeni seçeneklerini? Görelim. Kırmızı, lacivert, sarı. Yine mi Kayseri Spor geliyor? Ne oluyor Murat Bey? Zannetmiyorum bu sefer. Peki. Ne yapalım?
Pas edelim. Bunu. Kime edelim? Sümer Hanım'a pas Sümer Hanım'a edelim. Hemen döndüm Sümer Hanım'a. Sümer Hanım, soru sizin için açılıyor. Yurt dışına tatile giden bir vatandaşa verilen normal bir pasaport ne renktir? Lacivert. Lacivert dedi Sümer Hanım. Peki doğrusu hangisi? Doğrusu da lacivert. Bravo Sümer Hanım. Tebrik ediyorum. Sümer Hanım'ın bu doğru cevabı Murat Bey'in ilk yanlışı oluyor ve bir sarı alarm Murat Bey için geliyor. Murat Bey, biraz daha dikkatli olacağız bundan sonra. Engin Bey'in seçenekleriyle devam ediyoruz. Boğa, at, kartal. Alayım soruyu. Hemen soralım. Alman Kralı 2. Wilhelm tarafından Enver Paşa'ya güç simgesi olarak armağan edilen Kadıköy'ün sembolü haline gelen heykel. Boğa. Boğa dedi Engin Bey. Ben niye daldım? Bence Kadıköy'ün simgesi olunca hep Şükrü Saracoğlu stadı geliyor aklıma da. O niye seçeneklerde yok diye bakıyorum. Ama doğru cevap Boğa tabii, bravo. Hemen dönelim Sümer Hanım'a. Onun yeni seçeneklerini görelim. Firavun, soytarı, kral. Evet. Soralım mı efendim? Soralım. Soralım. Peki. Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı romanında genç kont Rostov servetini hangi İskambil oyunuyla kaybetmiştir? Firavun. Firavun okudunuz mu efendim romanı? Hayır. Ama doğru cevap Firavun. Tebrik ediyorum Sümer Hanım. Fransa'dan gelen İskambil kağıtlarının, üzerindeki Firavun resminden dolayı bu adla anılan bir oyunmuş. Artık günümüzde oynanan bir İskambil oyunu değil, değil mi? Pişti var bizde, değil mi? Pişti. Kaptı kaçtı. Bizim bildiğimiz onlar. Bir de Firavun diye bir oyun varmış. Erol Bey, ilgilenir misiniz böyle şans tali oyunlarıyla? Yok, peki. Peki bakalım bu şıklarla ilgili misiniz? Bacı, kalfa, lala. Alalım. Soralım. Eskiden saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların başında bulunan kadına ne denirdi? Kalfa. Kalfa denirdi dedi Erol Bey. Doğru cevap da kalfaydı tabii. Bir de bir bacı kalfa vardı Uğurlu Giller ailesinde. Yıllarca TRT'de, radyoda değil mi yayınlanmıştı. Tevfik Gelen Bey. Efendim? Tevfik Gelen Bey. Tevfik Gelen Bey'i de buradan saygıyla anmış olalım. Hakikaten onu çok sevdirmişti bize. Evet. Yüzünü görmeden radyoda böyle kulağımızı dayayıp saatlerce dinlerdik o bacı kalfanın sesini, Tevfik Gelen Bey'in. Tiyatroya da çok emeği geçmiş, çok oyuncu yetiştirmiş bir büyüğümüzdü Tevfik Gelen Bey. Görelim Murat Bey'in seçeneklerini. Cümbüş, yaygara, curcuna. Alalım efendim. Soralım efendim. Maden gövdeli tambura benzeyen sazın adı nedir? Cümbüş. Cümbüş dedi Murat Bey ve doğru cevabı da verdi. Cümbüştür doğrusu. Çok sıkı bir demir leblebi oyunu oluyor. Hakikaten heyecanlı ve çok başarılı gidiyorsunuz. İşte Engin Bey'in yeni seçenekleri. Sabunluk, yağlık, tozluk. Alayım soruyu. Peki soralım. Eskiden sofralarda el ve ağız silmek için kullanılan peçetenin adı neydi? Sabunluk diyeyim. Sabunluk dedi Engin Bey. Ama doğru cevap yağlık olacaktı. Olmadı. Bu da Engin Bey'in bu turdaki ilk yanlışı. Bir sarı alarm da Engin Bey'e geliyor. Biraz daha dikkatli olalım Engin Bey. Hemen dönüyorum Sümer Hanım'a. İşte onun cevap seçenekleri şimdi açılıyor. Çaça, rumba, salsa. Ne yapalım? Alalım. Soralım peki. Ticaret gemilerinde eski ve usta gemiciye ne denir? Çaça. Çaça denir dedi Sümer Hanım. Doğru doğru, çaça denir tabii. Tebrikler. Sanki böyle bir Güney Amerika dansı ile ilgili soru çıkacakmış gibi hissettim ben ama bambaşka bir şey çıktı. Bakalım Erol Bey'in seçeneklerinde ne var? Karambol, curcuna, arbede. Alalım. Soralım. Alaturka müzikte hızlı usulün adı nedir? 3 saniye süremiz. Curcuna dedi gongla birlikte Erol Bey ve gongla birlikte doğru cevabı da verdi bize. Bravo Erol Bey. Aman süreye dikkat diyelim değerli yarışmacılarımıza bir kez daha ve Murat Bey'in yeni seçeneklerine bakalım. Süreyya Serden geçti. Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan. Alalım. Soralım. Elimize bir yeni Türk lirası banknotu aldığımızda kimin imzasıyla karşılaşırız? Süreyya Serden geçti. Merkez Bankası Başkanı. Kimdir efendim o? Süreyya Serden geçti. Kimdir o? Merkez Bankası Başkanı. Merkez Bankası Başkanı'nın imzası vardır. Ne güzel bir meslek değil mi? Bütün evet. Paralara imza atıyorsunuz. Doğrudur tabii. Süreyya Serden geçti. Engin Bey'in seçeneklerini görelim. Katakomb, mozole, tümülüs. Pas etti Engin Bey. Son anda kime efendim? Erol Bey. Erol Bey'e pas edildi. Erol Bey, soru sizin için açılıyor.
Eski çağlarda yer altında galeriler ve geçitler biçiminde oluşturulmuş mezarlara ne denir? Katakomb. Katakomb dedi Erol Bey. Ve doğru cevabı da verdi. Katakomb tabii. Tebrik ediyorum. Bir mezar odasının üstüne taş ve toprak yığılarak oluşturulan yapay tepeciğin adıymış tümülüs. Ama bizim istediğimiz cevap katakomb olacaktı. Erol Bey'in bu doğrusu, Engin Bey'in bir diğer yanlışı oluyor. Ve Engin Bey'in sarı alarmı kırmızıya dönüşüyor. Engin Bey'e doğru dönüyorum. Engin Bey bir kez daha bu akşam, ikinci kez sanıyorum, elenme riskiyle karşı karşıya kalıyor son şampiyonumuz. Bakalım Murat Bey mi, Sümer Hanım'ı mı yoksa Erol Bey'i mi tercih edecek yeni düello için? En zenginimiz Murat Bey. En zenginimiz Murat Bey dedi. Hakikaten Murat Bey, yani insanın gözü kalıyor ya. 150 bin YTL, 150 milyar lira iyi para. Allah gönül zenginliği versin. Allah gönül zenginliği versin. Allah hem gönül zenginliği versin, biraz hem de garibanlara, olsun, yoksullara yardım edelim diye cep zenginliği de ver. İkisini de versin ya. Allah'ın servetinde yok yok ki, çok isteyelim yani. Peki gelsin mi soru Murat Bey? Gelsin. Gelsin efendim. Önce soralım size, A mı B mi C mi? Bu kez de B'yi alalım. Bu kez de B'yi alalım. Peki bu kez de B'deki düello sorusu açılıyor. İran'ın efsane krallarının bayram ilan ettiği, mitolojilerine göre de Tanrı'nın insanı, güneşi ve dünyayı yarattığına inandıkları gün. Görelim seçenekleri. Nevruz, Hıdrellez, Saya. Tanrı'nın insanı, güneşi ve dünyayı yarattığına inandıkları gün. Efsane krallarının, İran'ın efsane krallarının bayramı ilan ettiği gün hangisi idi? Saya dedi Murat Bey. Peki. Değerli izleyenler, sevgili konuklar, Murat Bey ve Engin Bey arasında gerçekleştirdiğimiz düelloda İran'ın efsane krallarının bayram ilan ettiği ve mitolojilerine göre de Tanrı'nın insanı, güneşi ve dünyayı yarattığına inandıkları günü sorduk. Aldığımız Saya cevabıyla aramızdan ayrılan bir diğer yarışmacımız. Murat Bey oluyor. Çünkü doğru cevap Nevruz olacaktı. Olmadı. Mutlaka düşündünüz biliyorum ama. Ve böylece Murat Bey'in 150 bin YTL'si Engin Bey'in 100 bin YTL'sinin üstüne ilave oluyor. Şimdi Engin Bey bu 150 bin YTL'nin de ilave olmasıyla birlikte 250 bin YTL ile 250 milyar lirayla yola devam ediyor. İlkbaharın ilk günü Nevruz, aynı zamanda Farsça'dan, değil mi? Dilimize oradan geçen yeni gün Nevruz anlamında. Saya da aslında Türk bayramı diyebiliriz. Değil mi? Yani evet. Çocuklar. Neyse. Neyse, kısmet. Nasip. Nasip buraya kadarmış ama gerçekten çok başarılı götürüyordunuz. Evet. İnşallah yeniden karşılaşırız, bir yerde bakarsınız. Olabilir. Bizi unutmamanız için bir küçük armağanımız olacak. Sevgili arkadaşım onu size takdim ediyor. Teşekkür ederim. Alkışlar Murat Bey için efendim. Çok teşekkürler. Ve değerli izleyenler, sevgili konuklar, sadece iki oyun kaldı büyük finale. Baş başa öncesinde bir elektro şok oynayacağız. Bakalım kiminle, kimlerle baş başaya yürüyeceğiz, işte onu öğrenmek için elektro şok başlıyor. Sümer Hanım, nasılsınız Sümer Hanım? Teşekkür ederim, iyiyim. Ne güzel, iyi götürüyorsunuz. Erol Bey de öyle, 50 bin YTL'de Sümer Hanım, 50 bin YTL'de Erol Bey. Yani hiç suya sabuna dokunmadan buraya kadar geldik anlamını da taşıyor bu durum. Engin Bey ise epey düştü kalktı, düellolara davet etti. Düellolara davet edilmediniz ama hep ettiniz galiba. Evet. Ve 250 bin YTL ile burada şimdi elektro şok oynayacağız birlikte. Tek bir soru, 10 seçenek, 9'u istediğimiz seçenek, birini istemiyoruz. Kim yanlış seçeneği söylerse doğrudan bir kırmızı alarm alacak. Sümer Hanım, sizinle başlayacağız ama ben önce soruyu ve seçenekleri izin verirseniz nakledeyim, okuyayım. İşte geliyor soru. Hangileri ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerindendir? Görelim seçenekleri. Tutumlu yemek, yaşlı gitarcı, kargalı kadın, top üstündeki kız, hortada fabrika, palyaço, oturan çıplak, belleğin ısrarı, mandolinli kız, boğa başı. Sümer Hanım, sizinle başlayacağız. İlgilenir misiniz resimle? Pek değil. Pek değil. Peki bir tane söyleyin bakalım bize, bir Picasso resmi söyleyin. Hortada fabrika diyeyim. Efendim? Hortada fabrika. Hortada fabrika diyelim dedi. Peki acaba bakalım, Hortada fabrika Pablo Picasso'nun eserlerinden biri midir? Elbette onlardan biridir tabii. Bravo. Erol Bey'e dönelim. O şimdi bize bir Picasso tablosu, bir Picasso eseri söylesin bakalım. Tutumlu yemek.
tutumlu yemek dedi Erol Bey. Biraz da böyle yarım yamalak çıktı. Yani tutumlu yemek ama ömülemiyorum. çıktı. Bakalım nedir? Tutumlu yemek acaba bir Picasso eseri midir efendim? Tabii ki o da bir Picasso eseridir. Bravo. Engin Bey, sizin Picasso ile bir yakınlığınız, görmüşlüğünüz var mıdır? Yok. Hepimizin bildiği kadar sizin de bir bilginiz var zannediyorum. Peki, buyurun efendim, söyleyin bakalım bir tane. Palyaço diyeyim ben. Palyaço dedi Engin Bey. Acaba palyaço da bir Picasso eseri midir? Elbette o da bir Picasso eseridir. Sümer Hanım, bu oyunun özelliği bu. Dönüp dolaşıp yine size geliyoruz. Evet. Buyurun efendim, bir seçenek daha alayım. Kargalı Kadın. Kargalı Kadın dedi Sümer Hanım. Acaba Kargalı Kadın da bir Picasso tablosu mudur? Tabii ki o da bir Picasso tablosuydu. Seçenekler giderek azalıyor. Bakalım Erol Bey şimdi bize ne diyecek? Belleğin ısrarı. Belleğin ısrarı dedi Erol Bey. Hemen bakalım acaba belleğin ısrarı da bir Pablo Picasso eseri midir? Olmadı, olmadı. Belleğin ısrarı bir Salvador Dali yapıtıymış. Dolayısıyla bu bir yanlış oldu. Evet. Ve bu da doğrudan bir kırmızı alarma yol açıyor. O titremenizle birlikte onu algılamış oluyoruz. Şimdi Erol Bey, Sümer Hanım ya da Engin Bey'i baş başa öncesinde mirasın bu son kırılma noktasında düelloya davet edecek. Acaba Erol Bey düello için kimi tercih edecek? Engin Bey hiç düelloya davet edilmemişti. Bir ilk yapalım. Bir ilk yapalım bakalım. Engin Bey davet ediliyor. 250 bin YTL'de Engin Bey. Ve günün son düellosu için baş başa öncesinde sizinle yarışacağız. B diyorum ben. Belki sohbet edeceğim sizinle. Dur bakalım Engin Bey. Peki B olsun dedi Engin Bey. Ben A mı B mi C mi diye sormuş oldum. Engin Bey de B olsun dedi. Gelsin bakalım B'deki soru. Bizim topraklarımızda Saltuklular yaşamış, biz onların torunlarıyız diyen birisinin memleketi hangi şehir olabilir? Görelim. Mersin, Kütahya, Erzurum. Bizim topraklarımızda Saltuklular yaşamış, biz onların torunlarıyız diyen birinin memleketi hangi şehir olabilir? Mersin diyeyim ben. Mersin dedi Engin Bey. Peki. Değerli izleyenler, sevgili konuklar, Erol Bey ve Engin Bey arasında gerçekleştirdiğimiz baş başa öncesindeki düelloda bizim topraklarımızda Saltuklular yaşamış diyen birinin memleketi hangi şehir olabilir diye sorduk. Engin Bey'den aldığımız Mersin cevabıyla bu akşam aramızdan ayrılan son yarışmacımız. Engin Bey oluyor. Çünkü doğru cevap Erzurum olacaktı. Erzurum olacaktı. Ve bu yanlış cevabıyla birlikte Engin Bey'in 250 bin YTL'si Erol Bey'in 50 bin YTL'sinin üstüne ilave oluyor. Erol Bey 300 bin YTL ile yola devam ediyor. Kars, Erzurum ve Erzincan dolaylarında yaşamış Saltuklular ve daha sonra da Anadolu Selçuklularına katılmışlar. Böyle de bir bilgi var. Engin Bey, şampiyonumuz günlerdir devam eden şampiyonluk ve bugüne kadar bizden 10 milyar lira, 10 bin YTL'de ödül kazandınız. Bugün de Handi ise baş başa gelmiştiniz. Dolayısıyla final görme şansınız çok yüksekti ama artık bugün burada sizinle vedalaşma vakti. Biz günlerdir sizinle birlikte olmaktan, yarışmaktan ve başarınızdan ötürü çok sağ mutlu olduk. Teşekkür ederim. O yüzden bir alkış daha rica edeceğim son 3 günün şampiyonuna. Bir de küçük armağanımız var. Sevgili arkadaşım, onu takdim ediyor Engin Bey'e. Alkışlarla Engin Bey'i uğurluyoruz efendim. Çok teşekkürler Engin Bey. Erol Bey, sizi Engin Bey'in yerine alıyorum. Değerli izleyenler, sevgili konuklar, işte büyük finale sadece tek bir oyun kaldı. Baş başa kaldı. Baş başa sonunda bakalım hangi değerli yarışmacımızla final koltuğuna oturacağız. Onu öğrenmek için baş başa başlıyor. Sümer Hanım 50 bin YTL'de, Erol Bey 300 bin YTL'de başlıyor baş başaya. Bu da şu anlama geliyor: bu akşam büyük finali ya 50 milyar 50 bin YTL vermek için ya da 300 milyar 300 bin YTL vermek için oynayacağız. İşte hangisinin olacağını şimdi göreceğiz arka arkaya sorular. İlk 5 doğru cevabı verecek olan yarışmacımızla final koltuğunda karşı karşıya olacağız. Hazır mıyız efendim? Hazır. Peki 50 bin YTL'deki Sümer Hanım'la başlayalım. İşte geliyor ilk sorusu. Geri verilmek üzere alınan para. Borç. Borç. Ödünç.
Ödünç ya da borç doğrudur. 1-0 oldu. Erol Bey'in sorusu. Tiyatro oyununda kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma. Monolog. Monolog tabii. 1-1 oldu. Sümer Hanım'ın sorusu. Yeni doğan bebeklerin kafasının üst tarafında bulunan yumuşak kıkırdak bölüm. Bıngıldak. Bıngıldak. 2-1 oldu. Bir yeri kısa süreliğine ziyaret etmek. Olmadı. Uğramak yani mutlaka bildiğiniz bir şeydi. 2-1 devam ediyoruz. Sümer Hanım'ın sorusu. Gelip geçici istek. Heves. Heves. 3-1 oldu. Erol Bey'in sorusu. İsa Peygamber'in doğduğu gün. Milat. Milat. 3-2 oldu. Bir kimse için kötü dilekte bulunma. Beddua etmek. Beddua ya da intizar. Bilenme. 4-2 oldu. Erol Bey'in yeni sorusu. Bayanların özel günlerde giydiği şık giysi. Tuvalet. Tuvalet ya da abiye. 4-3 oldu. Sümer Hanım'ın yeni sorusu. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. Bağ. Bağ. 5-3 oldu ve Sümer Hanım büyük finale çıkıyor. Tebrik ediyorum. Önce Erol Bey'i bir kutlayalım. 300 bin YTL ile baş başaya başladınız. Ne olduysa baş başa da oldu. Böyle bir iki soruda dilimiz sürçünce burada kaldık ama çok başarılı getirdiniz. 300 bin YTL'de olmanız birkaç düello gördüğünüz anlamını da içinde barındırıyor zaten. Ama henüz her şeyin sonu değil. Az sonra küremizi alacağız ve Sümer Hanım'la büyük final oynadıktan sonra belki yeniden sizinle yarışma imkanı bulacağız diyorum ve Sümer Hanım'ı da tebrik ediyorum. Çok başarılıydınız. Aslında suya sabuna dokunmadan buraya kadar geldiniz ama en zor oyunlardan biri olan baş başayı başarıyla tamamladınız. Ve şimdi 50 bin YTL 50 milyar lira için büyük finalde karşımda olacaksınız. Umuyorum bu akşam 50 bin YTL'yi vereceğiz size Sümer Hanım. İnşallah. Görelim mi verip vermeyeceğimizi? Olur. Hadi görelim. 50 bin YTL için büyük final başlıyor efendim. Evet. 6 zorlu oyun sona erdi ve büyük final koltuğunda Sümer Hanım tam karşımda oturuyor. Az sonra 7 soruyu kendisine yöneltmeye başlayacağım. Ve umuyorum ki alacağım 7 cevapla bu akşam 50 bin YTL 50 milyar lirayı kendisine takdim edeceğiz. Başlarken bekliyor muydunuz ben büyük finale kadar giderim diye bir umut var mıydı içinizde efendim? Temenni ediyordum tabii. Temenni ediyordunuz tabii. Evet. Öyle olmasa zaten burada tabii. İnsan niye yarışsın şüphesiz. Değerli izleyenler eğer sizler de burada yarışmacı olmayı arzu ediyorsanız büyük final koltuğunda büyük bir para ödülü için oturmak istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Eğer Avea abonesi iseniz 5588'e miras yazıp bir mesaj yolluyorsunuz ve karşınıza gelecek 3 soruya doğru cevap vererek burada yarışmacı olma hakkı elde edebilirsiniz. Diğer tüm GSM operatörü sahibi olan izleyenlerimiz ise 0555-757-5588'i arayarak yine karşılarına çıkacak 3 soruya doğru cevap verip bizimle yarışmacı olma hakkı elde edebilirler. Diyelim ve Sümer Hanım'a dönelim. Sümer Hanım İstanbul'da neredesiniz efendim? Nerede oturursunuz? Kardeşimde kalıyorum ben Ankara'dan geldim. Siz Ankara'dan evet. Gelmiştiniz. Kardeşinizin evi nerede İstanbul'da? Kadıköy'de. Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de evet. Güzel bir semtte. Ne güzel İstanbul'un çok hoş manzaralı evet, yerlerinden evet. Birinde. Peki 7 doğru cevap sonunda 50 bin YTL, 6 doğru cevap verirseniz 10 bin YTL, 5 doğru cevap verirseniz de 5 bin YTL sizin olacak. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Gelsin bakalım büyük finalin ilk sorusu Sümer Hanım için. Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun ve en korunmuş şehir surları hangi ülkededir? Görelim seçenekleri. İngiltere, Türkiye, Portekiz, Mısır, Avusturya. Mısır diyeyim. Çok çabuk bir cevap verdi Sümer Hanım ve Mısır dedi. Ben de diyorum ki olmadı Sümer Hanım ama ilk 5 soruda 2 kez cevaplama hakkınız var. Hı hı. Şimdi bir cevap daha isteyeceğim ben sizden. Mısır dışındaki diğer seçeneklerden birini. Avusturya diyeyim. Avusturya dedi Sümer Hanım. Peki Avusturya'ya bir işaret koyalım. 7 soru sonunda dönüp bakacağız acaba doğru cevap Avusturya mıydı diye. Hemen geçiyoruz ikinci soruya. Atatürk'ün vasiyetinde hangi isim yer almaz? Görelim seçenekleri. Zübeyde Hanım, Türk Tarih ve Dil Kurumu, İsmet İnönü, Sabiha Gökçen, Makbule Hanım. Zübeyde Hanım tabii. Zübeyde Hanım tabii diye de bir ilave yaptınız. Tabisi vefat nedir? Etmiş olduğu için. Vefat etmiş olduğu için diye de bir mantık yürüttü Sümer Hanım. Atatürk'ün annesiydi Zübeyde evet. Hanım değil mi efendim?
Doğru cevap Zübeyde Hanım. Tebrik ediyorum. Ama bendeki bilgi vefatından ötürü değil, annesi olduğu için mirasında öyle yer almıyormuş Atatürk'ü. Ama doğru cevaplı Zübeyde Hanım. İyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bir diğer soruyu görelim birlikte. Osmanlı tarihinin ilk milli bayramı olarak kabul edilen 23 Temmuz tarihi ne isimgeler? Tanzimat fermanı, İstanbul'un fethi, halifeliğin Osmanlı'ya gelişi, Osmanlı'nın kuruluşu, ikinci meşrutiyetin ilanı. Osmanlı tarihinin ilk milli bayramını soruyoruz size. 23 Temmuz tarihi. İlk milli bayram olarak kabul edilen 23 Temmuz tarihi neyi simgeler? Hilafetin Osmanlı'ya gelişi değil. Hilafetin Osmanlı'ya gelişi dedi Sümer Hanım. Diyorum ki olmadı. Olmadı. Bu doğru değil ama bir hakkımız daha var. Meşrutiyetin ilanı. Peki ikinci meşrutiyetin ilanı dedi Sümer Hanım. Ona da bir işaret koyalım. Dönüp bakacağız 7 soru sonunda. Acaba doğru seçenek o muydu diye. Ve sırada 4. sorumuz var. Şimdi onu görelim. 20 bin Burdurlu rekor kırabilmek için Sümer Ezgün'ün Hadi Gari Sen de Gel türküsü eşliğinde hangi halk oyununu oynadı? Görelim seçenekleri. Misket, Bahriyeli Çiftetellisi, Çekirge, Teke Zortlatması, Harmandalı. Yakın bir geçmişte oldu galiba bu. Evet, Sümer Hanım. Gazetelerde de çıktı yanlış evet, hatırlamıyorsam. Harmandalı diyor. Harmandalı oynadılar dedi 20 bin Burdurlu Sümer Hanım. Diyorum ki olmadı. Harmandalı değil. Teke Zortlatması diyeyim o zaman. Teke Zortlatması o zaman diyeyim dedi. Peki Teke Zortlatması'na da bir işaret koyalım. Dönüp ona da bakacağız Sümer Hanım. 5. sorumuz gelsin bakalım. İşte o soru karşımızda. Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksın sorusuna ihtiyolog olmak istiyorum diye cevap verirse neye ilgi duyduğunu anlarsınız. İşte seçenekler: yaşlılara, böceklere, antikaya, balıklara, uzaya. İhtiyolog. Duydunuz mu hiç daha önce efendim? Hayır. Ben de sizinle birlikte duyuyorum. İhtiyolog. Acaba hangisi bu seçeneklerden? Böceklere değil. Böceklere diyeyim dedi Sümer Hanım. Ben de diyorum ki yine olmadı. Ama yine bir cevap hakkımız daha var bu soruda da. Antikaya diyeyim. Antikaya olsun dedi Sümer Hanım o zaman. Peki ona da bir işaret koyduk. Dönüp bakacağız. Sümer Hanım çok böyle lütfen cevap veriyor gibisiniz. Biraz şey yapsanız da düşünseniz yani konuşsanız bile. Ben yani haddim değil size yol göstermiş gibi olmayayım ama. Sırada son iki sorumuz var ve tek cevap haklarınız var. Yine 40 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. İşte 6. soru geliyor. Sabotaj kelimesinin doğuşu hangi işçiler tarafından gerçekleştirilen tahriplerden kaynaklanır? Görelim seçenekleri. İtfaiye işçileri, demiryolu işçileri, maden işçileri, tarım işçileri, denizciler. Sabotaj kelimesi acaba hangi işçiler tarafından gerçekleştirilen tahriplerden doğmuş diye soruyor. 6. soru size. Maden işçileri değil. Maden işçileri dedi Sümer Hanım. Peki ona da bir işaret koyduk. Az sonra dönüp bakacağız. Ve bugünkü büyük finalin son sorusunda sıra işte Sümer Hanım için geliyor. Osmanlıların yalnızca kendi padişahları için kullandıkları ünvan hangisidir? Görelim seçeneklerimizi. Sultan, Hakan, Hünkar, Devletli, Cihangir. Hünkar. Hünkar dedi Sümer Hanım. Peki ona da bir işaret koyduk. Şimdi dönüp ona da bakacağız. Ve 7 soruyu çok çabuk bir şekilde bitirdik evet. Sümer Hanım. Sümer Hanım'a 7 soru yönelttik. Bu sorulardan 7 sorudan yönelttiğimiz 7 sorudan Sümer Hanım ikinci soruya doğru cevap verdi. Onu biliyoruz. Bu açıkladığımız bir cevaptı. Ve bakacağımız 6 soru var geride. Şimdi tek tek bakmaya başlayacağız. Umarım 7'de 7'dir. Ve bu akşam 50.000 TL sizin olur. Bu sorulara arzu ederseniz değerli kardeşiniz Sibel Hanım'la birlikte bakalım mı Sümer Hanım? Gelsin. Gelsin bakalım alkışlarla Sibel Hanım da aramıza. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Oradan nasıl gidiyordu yarışma? Biraz zor oldu sorular. Biraz zor oldu evet, sorular evet, diyorsunuz. Zor geldi. Tahmini olarak kaç doğrusu vardır
ablanızın? 4 diye düşünüyorum. 4 diye düşünüyorsunuz. Ben o kadar peki bilmiyorum şimdi kaç olduğuna birlikte bakacağız. Başlayalım mı bakmaya? Hadi başlayalım. Gelsin bakalım şu sorduğumuz sorulardan bir tanesi. 23 Temmuz tarihini sormuştuk size. Osmanlı tarihinin ilk milli bayramı olarak kabul edilen 23 Temmuz neyi simgeler dedim. Siz önce hilafetin Osmanlı'ya gelişi seçeneğini söylediniz. O yanlış bir cevaptı. Daha sonra da ikinci meşrutiyetin ilanı olsun dediniz. Biraz lütfen yaklaştığınız sorulardan biriydi bu yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü çok fikir sahibi olduğunuz bir soru değildi galiba. Sizin bir fikriniz var mı Sibel Hanım bu soruyla ilgili? Hayır. Yok. Efendim bu bayramın tam adı İd-i Milli-i Osmani imiş. 1909'da yasallaşmış bir bayram bu. Ve ikinci meşrutiyetin de ilan edildiği tarihmiş. Dolayısıyla ikinci meşrutiyetin ilanı doğru bir cevap tabii. Evet. Tebrik ediyorum. 2'de 2 oldu. Evet. Doğru sayıyorum değil mi? Peki bakalım mı bir soruya da? Bakalım. Hadi bakalım. Gelsin bakalım. 20 bin Burdurlu rekor kırabilmek için Sümer Ezgün'ün Hadi Gari Sen de Gel türküsü eşliğinde hangi halk oyununu oynamıştı diye sordum. Önce bir Harmandalı dediniz. Harmandalı daha böyle Ankara falan galiba. Yoksa İzmir tarafları. İzmir. Yok, Ankara. Misket. Ankara. Misket Ankara'nın değil mi Harmandalı? Harmandalı herhalde. Sonra Harmandalı'dan çabuk vazgeçtiniz zaten. Tekezortlatmasına döndünüz. En geniş katılımlı yöresel oyun kategorisinde Burdur dünya rekoru kırmak için tam 20.328 Burdurlu vatandaşımız Guinness jürisinin önünde oyunlarını sergilemişler. Ama acaba hangi oyunu sergilemişler? Misket Ankara'nın diye ben de biliyorum değil mi? Evet. Onda olma ihtimali zor. Bahriye Çifte Tellis de bizim İstanbul filan sanki oralar gibi geliyor bana. Geriye bir çekirge diye bir seçenek kalıyor yalnız teke zortlatmasıyla birlikte. Acaba hangisi olabilir Sibel Hanım sizce? Ben hiç bilemem. Hiç bilemezsin. Ben kardeşim kadar bilgili değilim. Öyle mi? Ne evet. Güzel. Tam bir abla durumundasınız o zaman Sibel. Ben bilirim. Teke zortlatması doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Bravo. 3'te 3 olduk. Çok iyi gidiyoruz. Bakacağımız sadece 4 soru var geride. İşte o 4 sorudan bir diğeri açılıyor şimdi. Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun ve en korunmuş şehir surları hangi ülkededir diye sordum. Önce bir Mısır cevabı verdiniz. O yanlış bir cevaptı. Daha sonra da Avusturya'yı tercih ettiniz. Neden Avusturya? Avusturya gördünüz mü Avrupa'yı? Hayır. Görmediniz. Peki bizim Diyarbakır Kalesi surlarından haberiniz var mı? Evet. 5500 metre uzunluğunda Diyarbakır Kalesi surları ve tamamını gezeyim demeye kalksanız bir gününüz bitmez. Gidiyor rahat rahat. Ve 2000'de Dünya Mirası geçici listesinde de yer almış Diyarbakır surlarımız. Dolayısıyla doğru cevap Türkiye olacaktı, ülkemiz olacaktı. Olmadı ama hala 3 doğrumuz var ve 10.000 YTL kazanma şansınız devam ediyor. 4'te 3 oldu yanılmıyorsam değil mi? Evet. Bakalım mı 5. soruya? Bakalım bir diğer soruya daha hadi gelsin. Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksın sorusunu ihtiyolog olmak istiyorum diye cevap verirse neye ilgi duyduğunu anlarsınız diye sordum. Önce böceklere dediniz o yanlış bir cevaptı. Entomolojist böcek bilimci anlamına geliyormuş. Sonra antikaya ilgi duyar herhalde. Yani antikaya ilgi duyan ihtiyolog olur dediniz. Evet. Sizce Sibel Hanım antikaya olabilir mi? Yine sizin bir fikriniz yok. Yok hayır bilemiyorum. Geriatri yaşlılık bilimi biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla o da değil. Balıkları inceleyen hayvan bilimine ne dendiğini biliyor musunuz efendim? Ona ihtiyoloji deniyormuş. Dolayısıyla ihtiyolog balıklara olacak mı doğru cevap? Olmadı. Bu da bir diğer yanlış oldu ama hala 3 doğrumuz ve bakacağımız 2 sorumuz var. Ve umuyorum en azından bir 5000 YTL vereceğiz size. Hadi şu son 2 soruda doğru çıksın bakalım. Osmanlıların yalnızca kendi padişahları için kullandıkları ünvan hangisidir diye size sordum. Tek cevap seçeneğiniz olan bir soruydu. Hünkar dediniz. Sultan, padişah, han gibi ünvanları başka hükümdarlar için de kullanırmış Osmanlılar. Ama hünkârı sadece kendi padişahları için kullanırlarmış. Dolayısıyla hünkâr bir başka doğrunuzdu. Tebrik ediyorum. 4'e çıktı doğrular. Son bir soru kaldı 5000 YTL için. Hatırlıyor musunuz soruyu? Hayır. Hatırlatayım ben size. İşte geliyor. Sabotaj kelimesinin doğuşu hangi işçiler tarafından gerçekleştirilen tahriplerden kaynaklanır diye sormuştum. Maden işçileri cevabını bana yöneltmiştiniz. 1910'da Fransa'da bir grev sırasında rayları yerinde tutan ahşap traverslerin işçilerce tahrip edilmesinden kaynaklanan bir
olaymış bu. Dolayısıyla sabotaj kelimesinin doğuşu demiryolu işçilerinden kaynaklanıyormuş. Olmadı. Dörtte kaldık Sümer Hanım. Çok da iyi götürüyordunuz ama kısmet buraya kadarmış. Ben sizi ve değerli kardeşinizle çok tebrik ediyorum burada olduğunuz için. Alkışlar Sümer Hanım için ve aynı alkışlarla Erol Bey'i bir kez daha buraya davet ediyorum. Buyurun Erol Bey efendim. Buyurun oturun. Oturayım. Sümer Hanım buyurun. Evet. Hoş geldiniz tekrar Erol Bey. Siz ne yaptınız efendim kürede? Nasıl geçti kürede? 5 ya da 6. 5 ya da 6 yaptınız. Altı. Aslında Sümer Hanım da çok başarılıydı ama 4'te kaldı. Peki şimdi son bir düello oynayacağız sizinle. Eğer doğru cevabı verirseniz yarın yola sizinle, yanlış cevabı verirseniz Sümer Hanım'la devam edeceğiz. Bir anlamda bu akşamki şampiyonumuzu belirleyeceğiz bu son düelloyla. Hazır mıyız efendim? Hazır. Peki gelsin bakalım bu akşamın son düello sorusu Erol Bey için. Bergama Kralı 2. Aktalos'un "Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun" emrini vermesi üzerine Akıncılar hangi şehri bulmuştur? Görelim seçenekleri. Mersin, İstanbul, Fethiye, Bodrum, Antalya. Bergama Kralı 2. Aktalos "Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun" emrini vermiş. Akıncıları da gitmişler, bir şehri bulmuşlar. İşte o şehir hangi şehir diye soruyoruz Erol Bey'e. Mersin. Mersin dedi Erol Bey. Peki diğer diğer dolaşmış bu akıncılar Erol Bey. Muhtemelen. Sonra da bir şehri bulmuşlar. Ama acaba Mersin mi o şehir? Değerli izleyenler, sevgili konuklar, bu gecenin son düellosunda Erol Bey'e Bergama Kralı 2. Aktoros'un akıncılarının bulduğu şehri sorduk. Yeryüzünün cenneti diye ve aldığımız Mersin cevabıyla bizim yarın yola devam edeceğimiz yarışmacımız, aynı zamanda bu akşamın şampiyonu, adını da Attalia koymuşlar şehrin, devam edeceğimiz yarışmacı Sümer Hanım oluyor. Çünkü doğru cevap Antalya olacaktı. Ben her iki yarışmacımızı da tebrik ediyorum. Erol Bey'i tebrik ediyorum. Sümer Hanım sizi yanıma alıyorum. Erol Bey siz de buyurun. Buyurun Sümer Hanım. Siz çok başarılı. Buyurun efendim. Biraz daha yaklaşın Erol Bey siz de bana. Evet burada. Peki böyle buyurun. Böyle bitirelim. Çok teşekkür ediyorum her iki yarışmacımıza da. Çok sıkı bir yarışma oldu. Çok zorlu etaplardan geçtik. Büyük finalde para ödülüne sadece bir soru kalmıştı ama olmadı. Umarım yarın onu da gerçekleştireceğiz. Öncelikle Erol Bey'e de bir kez daha tebrikler. Çok başarılı yarışmalarla 300 bin YTL ile geldi baş başa ama ondan sonra küreden çıkamadık. Fakat bizi hatırlaması için sevgili arkadaşım Erol Bey'e şimdi bir kitap seti armağan edecek. Çok teşekkürler. Tekrar tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Erol Bey'e. Biz yarın yola Sümer Hanım'la devam edeceğiz. Değerli izleyenler, sevgili konuklar, işte bir mirasın daha sonu. Yarın akşam bilginizi ölçmek için eğer ekranlarınızın başında olursanız biz de burada yeni yarışmacılarımızla tekrar huzurlarınızda olup miras heyecanını sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun.